Evet, Berkay geldi. Berkay gel bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Mikrofon taktın mı? Evet taktım Hoş hocam. Zahmet geldin. etmeseniz hocam. Estağfurullah. Şöyle alalım seni. Misafirimizsin, ev sahibi. Teşekkür ederim hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz Allah nasılsınız? afiyet versin. Sağ olun hocam. Şimdi sevgili izleyiciler, soru soran Berkay'ımız bu. Ramazan başından beri Berkay. Ama elleri soğuk. O da neden olur biliyorsunuz. Hafif bir heyecan olur. Yok hocam ya, açıkçası hani öyle duruş anlamında hani size karşı Yani biraz rahat görünmek için aslında elimi tutmuştum ama hiç de şey soğuktan yok. değilim. Hiç de böyle şey vermiyor yani. Ne Estağfurullah hocam. derler? Kıl aldırmıyor yani. Peki. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bugün soru var mı? Sohbete mi geldin? Ya hocam normalde bugün soru soracaktım. Yani yine soru sorabilirim. Siz çağırınca hocam Sorunu sor. daveti. Soruyu sor ki sen soruyla eşitlendin şimdi artık. Berkay soruyor. Berkay sormazsa olmaz. Doğru söylüyorsunuz hocam ya. Hocam bugünkü sorum reenkarnasyonla ilgili. Hocam reenkarnasyon bildiğiniz gibi çok fazla insan tarafından şu anda kabul görüyor. Yani 8 milyara yakın dünyada insan sayısı var ve internette bu kaynaklarda 1 milyara yakın reenkarnasyona inanan insan sayısı var. Bu yüzden de hani evrensel bir konu olduğunu düşündüğüm için İnternette 1 milyara yakın reenkarnasyona inanan var sözünün bir ispat olması lazım. aslında var hocam. Hani kaynağı gördüm yani belli bir inanan insan sayısını belirtmişler. Çünkü Uzak Doğu Şimdi coğrafyasında bak Müslüman nüfusun sayısını biliyor musun dünyada? bilmiyorum hocam. 2 milyar. Yani 1.850 milyon Müslüman varken 1 milyar reenkarnasyona inanan insan olabilir mi? Olamaz. Yani toplam Hristiyanların nüfusu işte 3 milyar 4 civarında. Hristiyanlar bile 3 milyar civarında. 1 milyar reenkarnasyon o abartılı bir rakam. Bu reklam amacıyla söylenen şeylerdir. Bir defa ispatı olmayan şeylere ama reenkarnasyona inanan var mı? Var. Az da olsa bizim ülkemizde de var. Özellikle de Hindistan'da var. Uzak Doğu coğrafyasında Uzak. çok fazla var. Tamam. Çünkü Orada bir defa o 1 milyar sözünü ben kabul etmiyorum. Onun tamamdır ispatı hocam. Bunu mümkün değil. kaynağımı gösteririm hocam. Tamam. Doğrusu haklı olabilirsiniz hocam. Hani Devam edelim. Peki reenkarnasyonu önce bir anlatayım hocam. niye reenkarnasyonu sordun ve bu nedir? Önce biz Hocam önce reenkarnasyon halk tabiriyle genelde reenkarnasyonu şöyle ifade ediliyor. Hani öldükten sonra bir yaşam olarak belirtiliyor. Ama kelime mahlası tam olarak bu spiritualistler yani ruhçuluk dediğimiz bilim insanları genelde ruh göçü olarak adlandırıyorlar bunu. Hani ruhun bedenden göçmesine. Benim sorum da açıkçası bu yüzden bir örnek yakaladım. Hani reenkarnasyon örneği olabilir mi diye bir soru getirdim. Peki. Din. Hatta bu resimleri de var arkadaşlardan rica edersem resim üzerinden de anlatabilirim Tamam, hocam. resimleri gösterin. Hocam insan öldükten sonra biliyorsunuz cesedini biz toprağa gömüyoruz. Evet. Tasarımcılar, teknoloji gelişti malum bildiğiniz gibi hocam. Toprakta çözünebilen bir kapsül geliştirdiler. Bunun ismi de Capsula Mundi diye geçiyor. İnsan cesedi yani beden öldükten sonra cesedi kapsüle cenin şeklinde koyuyorlar hocam. Ve bu kapsülün içine ağaç tohumları koyuyorlar. Sonra da hocam bu ağaç hani yavaş yavaş filizleniyor ve büyüyor. Büyüsün. Etrafında da mevsimlik işte patates. Orada istersen bir Tabii anlat. hocam buyurun. Buradan anlat bakalım. Neymiş bunu? Göster. Hocam, yok estağfurullah hocam siz gösterin. Şöyle göstereyim. Kapsül hocam toprakta çözülüyor. Yani bu yüzden insan bedeninde cenin şeklinde. Arkadaşlar bir resim daha vardı. Cenin şeklinde böyle insanı koymuşlar. Bu kapsülün içine diğeri şöyle hocam. Bunun içine bir de tohum koyuyorlar. Ağaç tohumu. Bu yavaşça ağaç oluyor ve filizleniyor. Bu Etrafında da şimdi burada ne var? burada hocam ölü bir Ceset. ceset. Cesedi koyduk İnsan bedeni. toprağa. Evet hocam. Tamam. Bunun içine de ağaç tohumları konuluyor. Toprağın içine koyuyor. Kapsülün içine. Ha. Kapsülle toprakta çözülebiliyor. Tamam. Ayrışabiliyor yani. Koysun. Sonra hocam bu yavaş yavaş filizlenip ağaç oluyor. Bu çevresinde, toprağın çevresinde işte patates, nişasta, mısır gibi Tamam. sebzeler de yetişiyor. Tamam. Bu hocam bir reenkarnasyon örneği olabilir mi? Şimdi ağacın köklerinin
topraktan beslendiğini biliyoruz. Evet. Bu kapsülden besin alıyor ağaç aynı zamanda. Evet. Buradan böyle bir canlının geçişi, hiçbir türden türe geçiş bugüne kadar kainatta olmamış. Tabii. Siz buraya insan değil de, affedersiniz, bir köpek ölüsü koysaydınız yine aynı şey olacaktı. Doğru. Köpeğin de reenkarnasyonu olabilir mi diye soru sorabilirdik bu sefer. Şimdi buraya köpek değil de kullanılabilen gıda türünden, vitamin türünden bir şey koysaydınız bu ağaç yine büyüyecekti. Tabii hocam, yine büyüyor. Ya bu ağacın büyüme sebebi buradaki cenin olan ceset değildir. Cesedi ağaçla birleştirmekle ruhu siz ağaca geçiremezsiniz. Hulul deniyor buna. Oturabiliriz. Şimdi bu hulul deniyor. Bu bir resimde aldatmaca var Berkay. İster ceset olsun, ister insanın kendisi olsun, bir ağacı insana zerk edin, köklerini insandan beslenmiş olsun ve o hayat böyle yaşasın ve ölsün. Bir insanın ruhu Allah tarafından sonradan insana verilen bir enerjidir. Çocuk belli bir kıvama geldikten sonra cenin ona ruh ve nefahna min ruhina, ruhumuzu üfledik diyor. O ruhta biz eceli geldiğinde ruhunu müminlerden incitmeden alırız. Eceli geldiğinde kafirlerden ruhunu da testereyle doğrar gibi eziyetle alırız diyor. Ölen insandan zaten ruh çıkıyor. Doğru. Dolayısıyla geriye sadece topraktan yaratılmış bir vücut kalıyor. Bu vücudun içerisinde herhangi bir ruh yok. Olmayan bir şeyle bir canın bir başka bedene, bir başka cisme geçmesi zaten düşünülemez. Birincisi bu. İkincisi, hulul deniyor buna İslam ıstılahında. Hulul. Hulul yani geçiş. Bu geçişi Kur'an-ı Kerim'de... Bu ağaç geçişine mi hocam hulul diyoruz? Bedenden bedene geçiş, bir başka beden, bir başka canlıya geçişi Kur'an-ı Kerim'de iki şeyle biz reenkarnasyonun olmadığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet bulmuştum. Tamam. Şimdi hatırlamıyorum hocam, yalan olmasın çünkü Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. İki ayet yakalamıştım. Duhan suresiydi sanırım hocam biri. Diğeri de Bakar olduğunu. Ama sadece insanlar şu yüzden kafası karışıyor. İlk başta diriltilip öldürülüp tekrar diriltilmekten bahsediliyor. Yani biz dirilmemiz insan karnında olmadığı için diriltme kelimesi insanlar yanlış anlayabiliyor. Çünkü İslam dininde de reenkarnasyonun yeri olmadığını biliyorum. Ama İslam dinine mensup olan kişilerin de reenkarnasyonla ilgili belli başlı düşünceleri var. Bunun sebebinin bu olduğu düşünüyorum. Oradaki dirilme kelimesi. Bak Kıyamet suresinde Estağfirullah. La uksimu bi yevmil kıyameti ve la uksimu bin nefsil levvame e yahseblu insanu ellen necma izameh bela kadirine ala ennüseviye benane. Bu Kıyamet suresinde insanın beden olarak diriltileceği, ruh olarak diriltileceği gösteriliyor. Kıyamet suresinde. Müminun suresinde ise şöyle diyor. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında Rabbim der, beni geri gönder. Şimdi ölüm geldi ya, hı hı. Bir sefer ölüm vardır. İkinci ölüm, biri siz ölülerdiniz, Allah sizi diriltti. Sonra yine öleceksiniz, Bakara 28 dediğiniz, evet, 28 evet. Olabilir. Duhan suresinde. Duhan ve Bakara'ydı hocam. Siz ölülerdiniz, sizi diriltti. Yani biz ruhlar aleminde yaşamıyorduk, bilmiyorduk canlı olduğumuzu. Ana karnında ruh üflendiğinde biz yeniden dirildik. Tekrar öldürüleceksiniz, tekrar dirileceksiniz. Mahşere atfen söylenmiştir. Çünkü bu ayet onu açıklıyor. Anladım. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de oradaki ölünün maksadı iki defa ölmek değil. Yani bir bedene gireceksin, hı hı. Bir daha öleceksin değil. Ta ki boşa geçirdiğim dünyaya iyi iş yapayım diye Rabbim beni gönder diyecek. Ölüm anında kötü yaşayanlar, cehennemlikler. Kötü yaşayanlar. Hayır, onun söylediği boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır.
yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Ruhlar aleminde kalacaklar. Evet, bu sanki reenkarnasyonu bir tepki olarak. Bu reenkarnasyonu bitiriyor. Evet, yani. Niye bitiriyor? Ruhlar oraya girer, buna girer, oradan çıkar. Öyle bir şey yok. Ne diyor? Öldüğü zaman insanın ruhu berzakta bekler diyor. Haklısınız hocam. Zaten bu soruyu, özür dilerim hocam. Bu soruyu sormamın sebebi, hani teknoloji ile bayağı yükseldikçe, arttıkça, hani zaten ruh beden transferinde reenkarnasyon diyoruz. Burada bir beden, hani bir ağacı beden olarak görürsek ayrı mevzu tabii, ama hani insan vücudunun direkt toprak olmaktan ziyade doğaya faydalı. Hatta ikinci sorum da bu konuyla ilgili olacaktı hocam. O ayrı bir şey, ancak biz insan ruhunun, daha doğrusu insanın bedeninin de dokunulmaz olduğunu biliyoruz. Biz Hristiyanlar gibi yakamayız, eritemeyiz, sabun yapamayız, işte Hitler gibi vesaire, dokunulmazdır. O bedene dokunamaz. Onun vazifen, Müslümanın vazifesi, onu kutsal sayıp, beden kutsaldır, herkesin bedeni kendine kutsaldır daha doğrusu. Onu mübarek sayıp toprağa, topraktan geldiği için toprağa vereceksin. Bu bir. İkinci bir konu, reenkarnasyonun yaygın olmasının sebebi, bu tür hikayelerin anlatılıyor olduğu bölgelerde yaygın oluyor. Onun dışında bir başka yerde bu yayılmıyor. Eğer öyle dedikleri gibi olsaydı, haşa, Allah'ın imtihan etme, herkesi sorumlu tutma şartı da ortadan kalkardı. Yani Rabbim, ne ben insanım, daha sonra beni affedersin, köpek yaptım. Ben köpektim, insan oldum. Hangisi hesaba çekilecek? Hesap kavramını ortadan kaldırıyor. Yani bir hesap verme, mesul olma duygusunu da ortadan kaldırıyor. İki, nesilleri ve zihinleri teşviş ediyor. Doğru, diyor mantıklı. Ki ben senin diyor daha önce ölmüş dedenim. Geliyor. Ben senin daha önce ölmüş amcanım. Alakası yok. Nesli burada bozuyor. Nesiller bozuluyor. Tutarlı bir ilmen tarafı ve dinen tarafı yok. Ama bu var mı? Var. İnananlar var. Bizim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine göre böyle bir şey mümkün değildir. Reenkarnasyonu, hululu biz kabul etmiyoruz. Teşekkür ediyorum bugünkü sorunun içinde, geldiğin için de. Sorularına yine devam et. Ciddi sorular soruyorsun, araştırıyorsun. Burada sevgili izleyicilerimize söyleyeceğin bir şey de varsa, hazır mikrofonu bulmuşken duygularını da alalım. Yarın da Kadir Gecesi. Evet hocam, inşallah kavuşacağız. Sen aynı zamanda tabii gençlerin de bir sesi oldun bize. Ben seni gençler adına da dinlemiş oldum. Onlarla ilgili. Fakat şunu görüyoruz. Piyasada, internette hakikaten insanın zihnini, bunlar kötü şeyler değil, tahrik edici çok soru var. Ama bunların dinimizde hepsinin cevabı var Berkay. Kesinlikle hocam. Yani bizim, mutlaka cevabı var. Özür diliyorum hocam. Hani bizim genel olarak hani gençlerimizin Kur'an'ı okumadan bazı şeyleri eleştiri yapması, özellikle Türkçesini bilmeden, yani okuduklarının anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani okudukları, evet, şeyi anlamaları lazım. Sen yani de, en biz senin bu çabanı takdir ediyoruz. Okumaktan zarar hocam gelmez. İlim insana doğruyu gösterir, araştırmak doğruyu gösterir. Dinimizde ilimi İmanı destekliyor. İmanı taklitten tahkiki erdiren Allah hamdolsun diyor Peygamber Efendimiz. Araştıran, hemen böyle kulaktan duyma inanmayan insanlar için çok güzel bir sözü var. İmanı taklitten tahkiki erdiren Allah hamdolsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.